Çekilmenin aylardır sürdüğü Sapanca Gölü'nde bu kez de nedeni anlaşılmayan bir köpürme meydana geldi. Harmanlık mevkiindeki sahil şeridini boydan boya kaplayan köpürmenin neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi ama civarda yaşayanlar böyle bir durumla ilk kez karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor. Gölün çekilmesinin dışında böyle değişik bir olayla karşı karşıyayız. Burada yaşayan birisi olarak hani çok ilginç bir durum. Dikey olarak su seviyesi normalin 2 metre 10 santim altında olduğu, sahil şeridinde 100 metreye yaklaşan çekilmenin meydana geldiği göldeki köpürmenin nedeni yapılacak tahliller sonucu anlaşılacak. Sapanca Gölü'nün sorunları bunlarla da sınırlı değil. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu havzası Sapanca Gölü'nün Arifiye ilçesi yakınlarında geçen ay çıkan yangında sazlık alanlar yanarak kül olmuştu. Yangının çıkış sebebi araştırılırken yanan bölgede 60 dönüm alan traktörle sürülerek tarlaya dönüştürüldü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin olayla ilgili suç duyurusunda bulunması üzerine 2 kişi gözaltına alındı. 10 Nisan tarihinde akşam saatlerinde sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Birkaç noktada çıktığı anlaşılan ve kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında 400 dönüm sazlık alanı içinde barındırdığı doğal yaşamla birlikte yok olmuştu. Evet değerli izleyenler, Sapanca Gölü'ndeki bu durumları değerlendirmek üzere şimdi telefon attığımızda Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Özdemir var. Sayın Hocam hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk Utku Bey tekrar. Evet, yaklaşık bir ay önceydi sizinle Sapanca Gölü'nde konuşmuştuk. Hem de bu haberde sözü edilen yangının çıktığı gündü bu, o birlikte orada olduğumuz gün. Siz bize söylemiştiniz, demiştiniz ki tarla yapmak için yakmışlardır burayı, çıkar ortaya. Sanırım çıktı da konuyla ilgili iki kişinin ifadesine başvurulmuş sanıyoruz ki şu anda o yanan alanı sorsak size, son dönemde görebildiniz mi, bakabildiniz mi o alanda neler olmuş? Şimdi halen oradayım Utku Bey. Yanan bölgedeyim. Bir ay önce yine gelmiştik biz bu bölgeye. O anda evet yanık bölge vardı ama bunlar daha önceden yakılmış bölge ve şu anda tarla yapılmış. Üzerine de mısırlar çıkmış. Yani sazlık bölge tarlaştırılıyor. Evet. Tabii orada yangın sadece kuru sazları yaktı gibi gözükse de aslında bir doğal yaşam ortamını yok etti. Onu da vurgulamak lazım şüphesiz. Peki, sadece yaşam alanını yok etmedi. Tabii ki burası aynı zamanda gölün bir filtresini, bir arıtma tesisini de yok etti. Yani Sapanca Gölü'nün sazlık bölgesinin hemen doğu tarafı büyük tarlalardan oluşuyor. Mısır tarlalarından oluşuyor. O bölgedeki göldeki köpürlere neden olan o bitki besin elementleri göle ulaşmamasını sağlayan bu sazlık bariyerdi. Bariyer şu anda yok ve filtrasyon da olmadığından dolayı muhtemelen o köpürmenin nedeni de bu buradan geçen suların yosunları beslenmesinden kaynaklandı. Evet peki. Peki Sayın Hocam, bu bir köpürme meydana gelmiş sanıyorum dün ve bugün. Onun nedenine dair henüz bir tabii araştırma yapacak vakit de olmamıştır ancak bir tahmininiz var mı neden kaynaklanıyor olabilir göldeki bu köpük? Sadece tahmin evet. Yani bu mevsimde göllerin, bu tür göllerin, çok derin olmayan göllerin genel özelliği suların alt üst olma dönemleri şu an. Yani tam bir su çevriminin olduğu dönem. Muhtemelen dipteki yosunlar o su çevriminden dolayı üst katmanlara suyla birlikte çıktı ve su köpük köpük görülüyor. Tehlikeli yani bir durum. Eutrofikasyonun bir sonucu aslında. Tehlikeli bir durum diyebilir miyiz peki? Evet. Tehlikeli bir durum olduğunu söyleyebilir miyiz bunun, yoksa rutin yani doğal bir süreç midir? Aslında doğal bir süreç ama yosunların konsantre olması yani içme suyu kalitesini bozması açısından ve bu döngünün her yıl olması bakımından, her yıl yosun çıkması bakımından risk oluşturuyor Sapanca Gölü için. Evet peki. Son olarak son konuştuğumuzda 25 santim gibi kritik bir orandan bahsetmiştiniz. Evet. Sapanca Gölü eğer 25 santim daha çekilirse, 25 santim daha çekilme devam ederse geri dönülmez bir aşamaya gelecek demiştiniz. Şu anda ne durumda Sapanca Gölü? Ekosistemin sağlığı açısından suyun sürekli olarak dışarıya akması gerekiyor.
Ben buraya 2 hafta önce geldim. Su tamamen akmıyor artık. Yani o 25 santimetre seviye tamamen bitirilmişti. Bugün tekrar aynı bölgeye geldim. Bu son bir haftadır yağan yağışlarla tekrar 25 santimetrelik seviyeye tekrar ulaşmış gördüm. Ama bu 25 santimetre de zaten bir ayda tüketiliyor. Bir ay önce konuştuğumuzda 25 santimetre diyorduk. Bir ay sonra sıfırlandı. Şu anda tekrar eski seviyesine çıkmış bu yağışlarla birlikte. Yani yağışlar işe yaradı. Birazcık gölün belki de ömrünü de dayanma ömrünü de uzattı diyebiliriz sanıyorum. Biraz daha uzattı. En azından bir ay daha uzattı. Ama hala kesin bir çözüm bekleniyor değil mi göl için? Yani kesin çözümü büyük oranla yani su tasarruflu şekilde kullanılması ama bu sadece evsel nitelikli veya evlerde tasarruflu kullanım anlamına gelmiyor. Özellikle sanayi tesislerinin bu suyu daha tasarruflu, daha kontrollü kullanmasının sağlanması gerekiyor. Benim görüşüme göre. Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özdemir değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun.